Kaydımızı da başlattık. Tekrardan merhabalar diyelim YouTube'dan dinleyen arkadaşlarımız için de. Mikrofonla ilgili bir uyarımız olmuştu. Hasan arkadaşımız bizi takip edip, Hasan sizden o zaman haber bekliyoruz. Eğer mikrofonda seste bir düşme olursa bilgisayar mikrofonuna geçeceğiz. Tamam. Peki, anlaştık. Ben yine arkadaşlar diyerek devam edeyim. Yani kayıttan dinleyecek olanları da düşünerek. Hasan şu anda bugün dersi öne çektik. Esma da katılamadı. Derste sadece siz varsınız ama. Olur mu? Ben yine arkadaşlar diyerek devam edeyim. Peki arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Oradan başlayalım. Geçen hafta yaptıklarımıza yine şöyle bir bakıp tabii ki. Evet. Biz geçen hafta çekirdek verilerle veri tabanlı tohumlamaya çalışıyorduk. Bu ismi Microsoft seçmiş. Biz de öyle devam ettik. Nedir çekirdek veriler? Biz ekranı paylaşmadık değil mi? Hemen ekranımızı paylaşalım. Misafir kullanıcısından da takip ediyordum ben. Evet, ekranda geldi. Dediğim gibi bu hafta, geçen hafta çekirdek verilerle veri tabanlı tohumlamak diye bir konuya bakmıştık. Çekirdek veriler nedir diye soruyorduk kendi kendimize. Bir projeye başlamadan önce bazı verilerin proje açıldığında ya da geliştirme sürecinde, daha çok geliştirme sürecinde, proje açıldığında bazı verilerin hazır önümüzde olmasını isteriz. Dediğim gibi projenin geliştirme sürecinde bu çok işimize yarar. Çünkü her seferinde açtık, 3-4 tane ürün gir, onları kategorilerine ekle falan filan, uğraşmak zor geliyor. Bir şey deneyeceğizdir, silmişizdir onları, tekrardan oluşturmak zor geliyor. Bu gibi durumlarda işe yarayabilir. Ya da veri tabanında sonradan düzenlenmesine imkan tanıdığımız, tanımak istediğimiz, daha doğrusu tanıyabileceğimiz ama her seferinde de onları girmenin zor olduğu bazı veriler de olabilir. İller, ilçeler örneğin. Daha önce bir projeyle uğraşıyordum. İşletme durumları vardı orada. Önceden hazır bazı değerler var. Onların girilmesi gerekiyor. Ya da işte yönlere göre farklı işlemler yapılıyor. Her yönün neye karşılık geldiği gibi değerler var. Bunlar sonradan düzenlenebilir olmasını da istiyoruz. Ama başlangıçta önümüzde hazır olarak da gelsin. 81 tane il var. Bunlar hiç düzenlenemez mi? Düzenlenebilir. İleride 82. eklenebilir. Ama o 81 tane ilin projeye başlarken veri tabanında hazır olmasını isteyebiliriz gibi. Böyle durumlarda çekirdek verileri kullanabiliriz demiştik. Ya da programıma 2'den, yok pardon 3'te. Bazı yönetici şifrelerini girerken işimize yarayabilir demiştik. Projeyi başlattık. Projeyi kullanabilmek için sunucu açıldı karşımızda. Kullanabilmek için şifreyi girerek devam etmemiz gerekiyor. Bir yönetici şifresiyle devam etmemiz gerekiyor. Ama daha ortada yöneticiyi oluşturmamışız. Oluşturmak için gerekli ekrana bile şifre girmemiz gerekiyor. Böyle garip bir durum. İşte böyle bir durumda yine o yöneticinin şifresini çekirdek veri olarak eklemeyi tercih edebiliriz sisteme. Burada şu şekilde düşünmek yanlış olur demiştik. Veri tabanı benim elimde değil mi? Ben açarım oraya, kullanıcının adı ne? Ahmet. Şifresini Ahmet123 yazarım diyemeyiz. İleride göreceğiz zaten güvenlik önlemlerinde de, identity'ye geçtiğimizde de şifreler o şekilde açık bir şekilde tutulmuyor veri tabanlarında. Veri tabanını ele geçiren birisi, programcısı bile, düşünsenize o programı yazan kişi bir sürü kişinin şifrelerini ele geçirmiş olur normalde. Ha, yapamaz mı? Yine yolları vardır ama sonuçta o veri tabanını kullanan
Dışarıdan gelmiş bir stajyer var diyelim, yeni. Programı gösteriyoruz ona. Veri tabanı da gördü. İçini açtı baktı, bir sürü şifre. Hemen alıp gidemezsin, değil mi? Şifreleri alsa bile işine yaramayacak bir şekilde tutuyoruz biz onları orada. İşte o şifrelerin de yine çekirdek veri olarak sisteme girilmesi gerekebilir bir yönetici hesabının. Onun için kullanabiliriz demiştik. Sunucu daha başlamadan devreye giriyorduk. Sunucuyu oluşturuyoruz, build ediyoruz ama tam çalıştırmadan önce program CS'de araya girip bir seed data sınıfı yazıp içinde initialize diye bir metot oluşturuyorduk. Orada örnek verileri girebiliyorduk. Peki, gelelim artık bugünkü konumuza. Bugün ne yapacağız? Bugün artık yavaş yavaş ilişkileri geliştirmeye başlayacağız. Geçen dönem biz ilişkili varlıklar adına, varlıklar arasında ilişki kurmak adına bir şeyler yapmıştık. Bire çok ilişkilere bakmıştık. Bugün de bu dönemde çoka çok ilişkilere bakacağız. Projelerimizi sistem analizinde bir şeyler yapıyorsunuzdur oluştururken, yani çoka çok ilişkilere ihtiyaç duyduğumuzu görmüşsünüzdür. Bir projeyi oluştururken bire çok ilişkilere de ihtiyacımız oluyor, çoka çok ilişkilere de ihtiyacımız oluyor. Çoka çok ilişkiler aslında mantık olarak arkadaşlar Entity Framework'te kolay olması gereken bir konu. Biz normalde bire çok ilişkileri nasıl kuruyorduk? Bizim Entity Framework'le veri tabanına erişirken MVC'de modeller, view'ler, katmanlar vardı. İlişkileri de model katmanında kuruyorduk. Model katmanında başlıyordu. Ta tekil varlıkken başlıyor aslında ilişkiler. Yani normalde biz bunu ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde nasıl yaparız? Şuradan projemizi de açalım. Ben bir taraftan onun üzerinden de gideyim. "2019 bahar programlama 3 mikronun içinde veri tabanını tohumlamak" demişiz. Bunu kopyalayıp yapıştıralım. Şu isimler uzayarak gidiyor. Onun için şöyle yapalım. Devamlı eklemelim. Kategori yönetimi. Çok çok ilişkiler. Çalışacak. Şunu yine bir dark moda alayım. Ne diyorduk? Niye buraya gelmiştik? Ha, veri tabanına bakacaktık. Evet. Open Database diyorum. Geçen haftaki projemizi kopyalayıp yapıştırdık. Onun üzerinden şimdi devam edeceğim. İçinde kullandığımız bir veri tabanı vardı. Oluşturduğumuz e-ticaret DB diye ilişkisel bir veri tabanı yönetim sistemi SQLite üzerinde bu veri tabanını görüntülüyoruz. Burada ürünler ve resimler var. Yani normal ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerindeki gibi yine yürüyor işler. Görüyoruz. Burada ürünün ID'si var. Ürünler tablosunun dikkat edin çoğul. Resimler tablosundaki ürün ID'yi resimler tablosunda ürünü ID şeklinde görüyoruz. Burada bir foreign key olarak yerleşmiş. Bu sayede Entity Framework bire çok ilişkiyi yürütüyordu. Ama arkadaşlar biz aslında bu işlemleri migration'la buraya taşıyoruz. Yani code first tarafında yukarıda yapacaklarımızı yapıyoruz. Şurada model, işte context dosyası şudur budur falan bunların içinde yapacaklarımızı yapıyoruz. Onları migration'la veri tabanına göç ettiriyoruz. Oraya gelmeden önce bu ilişkileri yani aşağı tarafta foreign key'i, ID'yi falan filan kullanabilmesi için yukarıda tanımlanmış olması gerekiyor. İşte Entity Framework bunları model seviyesinde tanımlıyordu. Tekil olarak
bir ürünün neye benzeyeceğini programladığımız yer modelimiz oluyordu. Burada o modele diyoruz ki bizim elimizdeki bir ürün birden fazla resim kabul edebilir. Bu ne demektir? İleride bunun resimler propertisine gelip nokta koyup add diyerek yeni resimler ekleyebilirim demektir. Geçen hafta bunu zaten çekirdek veriler kısmında yapmıştık. Şurada. Çekirdek bir veri eklerken, ayakkabı eklerken resimler kısmına birden fazla resim listesi koymuştuk. Bunu resimler propertisine add diyerek de ekleyebiliriz. New ile bir tane liste oluşturduktan sonra nokta add new resim diyerek yeni resimler ekleyebiliriz. Ama yeni bir resim listesi oluşturmadan new resim deyip sadece tek bir tane resim referansı atayamayız demiştik. Yani şu olmaz arkadaşlar. Şuradaki kısım bir daha çarpı koyalım. Olmaz. Tek bir tane resim atamayız ama resimler listesi atayabiliriz. İşte birden fazla resim bağlamamıza imkan tanımış. O listenin içinde count'u sıfır olabilir. Hiç resim olmayabilir. O ayrı bir konu. Ama illaki liste bekliyor. Onun referansının çoğul bir şey olması gerekiyor. Liste referansı olması gerekiyor. Bunu da nereden çıkarttık? Ürün modelindeki ilişkiler kısmından. Tabi bu ilişkiyi diğer tarafında kabul etmesi lazım. Yani burada diyor ki ürüne birden fazla resim bağlayabilirim. Ama o resimlere de ürünü bağlamış oluyoruz. İşte bunu kabul edecek ilişki var mı orada? Bakıyoruz hemen resim modeline. Evet. Orada da bir tane ürününü bağlayabileceğim referans var. Şey, referansa bağlayabileceğim bir property var. İşte iki tarafta ilişkiyi kabul etmiş oluyor. Bir ürüne birden fazla resim tutturabileceğim için bire çok bir ilişki olmuş oldu. Tersinden yola çıkarsak bir resime bir tane ürün bağlayabilirim. Şurası liste olmadığı için nokta add diyerek yeni ürünler bağlayamam. Sadece tek bir tane ürün referansı bağlayabilirim. Peki. Buradan bire çok ilişki kurduk demiştik. İlişkileri bu şekilde kurmaktan yola çıkarak arkadaşlar normalde çoka çok ilişkileri de aynı mantıkla yapabiliyor olmamız lazım Entity Framework'te. Yani şu alttaki gibi düşünürsek ürün yerine list ürün desek bir resme birden fazla ürün referansı bağlayabilir gibi duruyor. Değil mi? Bu da çoka çok bir ilişkiyi gösteriyor. Ama arkadaşlar bugün işte böyle bir sıkıntıdan bahsedeceğiz. Maalesef Entity Framework Core'da bu işlem henüz bu şekilde yapılamıyor. Bugün oluşturacağımız çoka çok ilişkilerden yola çıkarak gidelim. Tabii ondan öncesinde biz örgün eğitimde biraz daha çoka çok ilişki nedir diye konuşuyorduk ama Hasan şu anda tek siz varsınız sınıfta. Bu arada kayıt devam ediyor mu arkadaşlar? Ben kayda basmış mıyım? Yukarıda kayıt işareti yok ama benim burada var. Misafir kullanıcısında kayıt devam ediyor değil mi? Güzel. Çoka çok ilişkiler. Evet, nedir? İsterseniz oradan birazcık şöyle bahsederek başlayalım. Muhakkak bir şeyler biliyoruzdur. Onları biraz daha disipline ederek, hatırlatarak başlamış oluruz hem. Bire çok ilişkilerde biz bir tane ID'yi diğer tarafta ki tabloda, foreign key'in olduğu tabloda birden fazla görebiliyorduk, değil mi? Şunu anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar ürün tablosuna bakarsak içinde iki tane ürünümüz var. Bunların da birer ID'leri var. Her şeyleri aynı bile olsa ID'leri farklı olduğu için bunlar farklı birer ürün olmuş olacak. Farklı birer kayıt olmuş olacak. Ama bu ID'leri ikinci kez göremeyiz. Örneğin ayakkabının ID'si 1. Bu tabloda biz ikinci kez 1'i görebilir miyiz? Hasan?
Göremeyiz değil mi? O zaman ID olmaz, primary key olmaz. Unique, tek, benzersiz olduğunu, o kaydı benzersiz hale getiriyor. Bir kere görebiliriz. Ama bu ID'yi resimler tablosuna baksak, bakın, 4 defa görmüşüz. Neden? Bu resimlerin bir nolu ID'ye ait olduğunu göstermek için. İşte o yüzden 1'e çok oluyor. Ürünler tablosunda bir kere görüyoruz. Resimler tablosunda çok görüyoruz. 1'e çok bir ilişki var dedik. Peki, ilişkilere yani neden ihtiyacımız var? Bunların her birini tek bir tabloya yazamaz mıydık? Ya da şuradan yola çıksak. Evet, buraya oluşturmuştuk sanırım daha önce. Müşteriler ve aldığı ürünler olsun diyelim arkadaşlar. Şunlar da ürünler. Bunda ne sakınca var ki? Ben bir müşteri gelsin. Adı ne? Ahmet çok çalışır. Nerede oturuyor? Toki'de. Anne adı, baba adı, telefon numarası. Evet, evet, güzel. Ne almış? Televizyon almış. Arçelik marka. 100 liradan almış galiba. Bir şeyler yazmışız buraya. Evet, Hasan arkadaşımız diyor ki bir kaydı silmek veya güncellemek istediğimizde ilgili bütün satırlarda değişiklik yapmamız lazım değil mi? Kayıt tekrarlarının yanında bir de güncellerken böyle bir sıkıntımız var. Yani şu anda zaten kayıt tekrarı yapmış oluyoruz. Ahmet, dikkat edin bakın Ahmet, Ahmet değil Mehmet almış ikinci sırada. Mehmet hiç durmaz. Çankaya'da oturuyor. Baba adı Muhsin falan filan. Ne almış? Radyo. Radyonun özellikleri neler? Vestel marka 25 liradan almış falan filan. Ahmet bu sefer bir ürün daha almak isterse Ahmet'in soyadını, baba adını, anne adını, telefon numarasını, şusunu, busunu tekrar tekrar yazıyoruz. Kaldı ki aldığı ürünü de tekrar yazıyoruz. Radyo daha önceden yazılmıştır. Radyonun özelliklerini de bir daha yazıyoruz. Gibi. Mehmet televizyon alırsa bu sefer hem Mehmet'in kaydını tekrarlamış oluyoruz hem de aldığı ürününkini tekrarlamış oluyoruz. İşte bu soruna burada bolca kayıt tekrarı var. Bu soruna çare bulmak için ilişkileri icat etmişler arkadaşlar. Biz niye bunu bütün tabloya yerleştiriyoruz? Küçük küçük bunları bölelim. Müşteriler ve ürünler diye. Peki bu sefer de nasıl olacak? Kimin hangi ürünü aldığını nereden bileceğiz? İşte onun için de bir tane ortaya join tablosu, o ortak tablodan yaparız demişler. Üç küçük tabloyla o yukarıdaki bir büyük tablonun yaptığı işi kotarabiliriz, onu yapabiliriz demişler. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz müşteriler Ahmet, Mehmet, Hasan bunların birer tane ID'leri var. ID'leri var ve benzersiz. Ürünler aynı şekilde bir televizyon, iki radyo dersek daha sonra ortak bir tabloda da hangi müşterinin hangi ürünü aldığını yazabiliriz. Bir nolu müşteri ne almış? Bir nolu ürün almış. Ha, ürünün detayına ihtiyacımız olursa ya bir nolu müşteri kimdi? Ahmet'ti. Ahmet ne almış? Bir nolu ürün almış. Bir nolu ürün neydi acaba diye merak edersek gideriz ürünler tablosundan onun detayına bakabiliriz. İşte arkadaşlar burada ortak tablo için bakarsak daha doğrusu şu ikisi açısından bakarsak Ahmet'in ID'si burada bir kez görünüyor. Ama diğer tabloda bakarsak 1, 2, 3, 4 artıp gidebilir değil mi? Çok sonsuz görünebilir. Bire çok bir ilişki var. Join tablosuyla müşteri tablosu arasındaki ilişkiye bakarsak. Aynı şey ürünle ürün tablosuyla join tablosu arasında da var. Televizyonun burada referansını biz bir kere görüyoruz. Hadi onu maviyle yapalım. Ama bu tarafta 2 çizmişiz. 2 yapalım. Hop.
2 radyo. Biz bu tarafta bir tane görürüz. Ama diğer tarafa baktığımız zaman 1, 2, 2 defa görebiliyoruz. Yani daha çok görebiliriz. İşte çoka çok ilişkilere gelince bu sistem ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde üçüncü bir tablo ile çözümlenebiliyor. Bire çoklar gibi değil. Üçüncü bir ortak join tablosuyla çözümlenebiliyor. Şuradaki örnekte de bunu anlatmaya çalışmış. Bunu Microsoft'un sitesinden almıştım galiba. Öğrencilerle kurslar arasındaki ilişki. Bir öğrenci birden fazla kursa yazılabilir. Bir kursta da birden fazla öğrenci olabilir. Bunu ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde oturtmaya çalıştığımız zaman nasıl yapacağız? İşte öğrenci tablosu, kurs tablosu, bir de ortada join tablomuz. Bir nolu öğrenci hangi kursa kaydolmuş? İki nolu kimyaya. Ahmet kimyaya kaydolmuş. Üç kim? Hasan. Hasan nereye kaydolmuş bakalım. Hasan iki tane kurs almış. Hem kimya hem matematik. Kurs ID'sinden de bunu görebiliyorum. Yani bir join tablosuna ihtiyacımız var arkadaşlar. İşte parantezleri geriye doğru kapatırsak eğer bizim normalde Entity Framework bire çok ilişkiyi model seviyesinde tanımladığımızda hani şu şekilde listlerle falan tanımladığımızda bire çok ilişkiyi hemen oluşturabiliyordu. Aslına bakarsanız aşağıdaki gibi de yapsaydık şöyle eski Entity Framework'te arkadaşlar çoka çok ilişkiyi de tanımlıyordu bizim yerimize. Ama Entity Framework Core'da işte bu kısım için 5.0 sürümünü beklememiz gerekiyor. Sıkıntılı dediğim yer burası arkadaşlar. Entity Framework'ün 5.0 sürümünde bunu planlamışlar. Çoka çok ilişkileri ortadaki ortak tabloya ihtiyaç duymadan yönetebileceğiz. Daha doğrusu o ortak tabloyu üretiyor ama bize göstermiyordu. Bizim onu üretmemiz gerekmiyordu. Bu durumu arkadaşlar şurada yukarıda kaynaklar vermiştim. Microsoft'un sitesinden de görebiliriz. Hatta doğrudan karşılaştırma tablosu var. Şuraya bağlanıp ona bakalım. Entity Framework Core'la Entity Framework 6'nın karşılaştırması. 6 nedir? .NET'teki Entity Framework. O versiyonunu arttırarak gitti. .NET Core'la birlikte .NET yeniden yazıldı demiştik. Daha performanslı, çapraz platformda çalışabilen, adamların daha kararlı yürütmeye çalıştığı bir platform haline geldi. Gerçekten de takdir topladı. Daha da hızlı. Bunu da bozmak istemiyorlar anlaşılan. Bazı özellikleri hemen öyle çala kalem derler bizim oralarda. Çala kalem ekleyelim değil de sanırım daha sindire sindire eklemek istiyorlar. O yüzden bazı özellikler henüz oturmamış olabiliyor. Konmamış, dahil edilmemiş olabiliyor. Bunun için de çapraz platformda çalışması gerektiği için de olabilir. Yani her ekledikleri özellik hem Linux'ta hem Macintosh'ta hem Windows'ta çalışmalı. Şimdi şu karşılaştırma tablosuna bakarsak Entity Framework Core'la Entity Framework 6'nın arasındaki farkları görebiliyoruz. Burada bizi şurası ilgilendiriyor şimdi. Evet. Join varlığı olmadan çoktan çoğa gezinmeler arkadaşlar. Bunu maalesef şu anda yapamıyoruz. 5.0 sürümü için Entity Framework Core'un 5.0 sürümünde bu planlanmış. Bununla ilgili hemen yanında GitHub'da resmi tartışmalar dönüyor. Tartışmalar dönüyor. Bunlar da resmi tartışmalar. Gerçekten Microsoft'un adamları falan da cevap veriyor buraya. Buradan da okuyabilirsiniz. Evet. Nasıl yapılması gerektiği ile ilgili. Örneğin yine bu örnek Microsoft'un sitesinde var. Postlar. Pardon, şöyle çoğaltalım. Ya da ben şöyle yaklaşayım. Yazılar
Yazıların etiketlendirilmesi, tagler, ikisini çoka çok ilişkiye tabi tutmak için bir yazıya birden fazla etiket vermiş olabiliriz. Bu hem atıyorum doğa ile ilgili bir yazıdır, hem hobi ile ilgili bir yazıdır. Hobi etiketi de farklı yazılara da uygulanabilir gibi. Yani çoka çok bir ilişki var. Bunu kontrol etmek için işte bu yazışmalarda şeyler önermiş olabiliyorlar. Biz de şimdi onlara bakacağız. Şurada da zaten durumu belirtmişler arkadaşlar. Microsoft'un sitesinde yine burası. Yukarıdaki kaynaklar kısmından bağlanabilirsiniz. İlk link Microsoft'un. Şuraya tıkladığımızda. Çoka çok ilişkilere gelelim. Birebir çoka çok. Evet. Çok join tablosu olmadan bu şekilde iki tane liste tanımlayarak henüz dolaşmak tam olarak desteklenmiyor. Bununla birlikte join tablosunu oluşturursak bunu biz de temsil edebiliyormuşuz. Çoka çok ilişkiyi biz de yapabiliyormuşuz. Bugün arkadaşlar burayı göstermeye çalışacağım size. Kendisi de dediğim gibi postlar ve tagler üzerinden bunu kotarmaya çalışmış. Tabi arada ikisini barındıracak, ikisini bir bağlayacak olan ortak bir tabloya ihtiyacımız olacak. Post tag tablosu demiş onlar. Biz de bunu bugün ürün ve kategorilere uygulamaya çalışacağız. Daha önceden bizim e-ticaret sistemimizde ürünler vardı. Ürünler eklenip çıkartılıp silinebiliyordu. Onların şimdi kategorilerde yer almasını isteyeceğiz. Başka nerelerde olabilir çoka çok ilişkiler? Hasan, aklınıza gelen var mıdır? Hem sesimin gittiğinden de emin olayım. Arada bir geri dönüşler olunca iyi oluyor. Hasan, e-ticaret sitesinde çoka çok ilişkileri başka nerede kurabiliriz? Aklınıza gelen var mıdır? Hani biz ürün ve kategori demişiz ama. E-ticaret sitesinde mesela ani sorunca doğru. Bana da aynı şey oluyor. Şimdi bir kursa gidiyorum. Aniden hoca bir şey sorunca insan haklısınız. E-ticaret sitesinde biz mesela ürüne bazı özellikler kazandırmıştık ya, adı vardı, fiyatı vardı, açıklaması vardı. Aslında bunlar ortak olan özellikler, her üründe olabilecek ama her üründe değişebilecek özellikler de lazım. Böyle kalıtım yoluyla da aslında bunlar gidebilir. Mesela renk propertisi, renk özelliği. Kalemin rengi varken araba satışı yapıyoruzdur, arabanın da rengi olabilir, mobilyanın rengi olabilir gibi. Yani biz propertileri, özellikleri ayrı bir yerde tutsak, daha sonra bu propertilerin hangi ürünlere uygulanabileceğini çoka çok ilişkiyle yapabiliriz, değil mi? Bir ürün birden fazla property barındırabilir. Rengi, boyu, şusu, busu falan filan. Bir property de birden fazla ürüne uygulanabilir. Çoka çok ilişki gibi. Müşterilerle aldığı ürünler arasında olabilir. Bir ürün birden fazla müşteri tarafından şimdi o pardon orada olmaz. Özellikle eğer bir ürünü kastediyorsak o olmayacak. Ya da işte bizim burada ürün ve kategori gibi durumlarda çoka çok ilişkileri kullanabiliriz. Burada da arkadaşlar birkaç tane ürün saymışız. İşte masa olsun, drone olsun, cep telefonu olsun. Daha bir sürü de sayabiliriz. Bu ürünleri kategorilere koymak isteyebiliriz. Masa örneğin hem ev yaşama girebilir hem de yapı markete girebilir gibi. Değil mi? Aynı anda bir ürün birden fazla kategoride görünebilir. Tam tersi de doğru bunun. Bir kategoride birden fazla ürün de görebiliriz.
ev yaşama girersek bunun masası, sandalyesi, tabağı, çanağı bir sürü bir şeyi olabilir gibi. Normalde dediğim sıkıntı olmasaydı, şu ara tabloyu, join tablosunu oluşturma derdimiz olmasaydı, bu nasıl J oldu anlayamadım ben de ama. Evet. Join tablosunu oluşturma derdi olmasaydı normalde nasıl yapacaktık? Yukarıdaki gibi. Bir ürünün birden fazla kategorisi olabilir diyecektik. Bu ne demektir? Böyle bir property tanımlarsak ad yazıp ev yaşam, ad yapı market yani diğer kategorileri de buraya ekleyebilir olurduk. Ya da kategori için düşünürsek list ürün dediğimizde bu ne demektir? Ürünler propertisine birden fazla ürün ekleyebiliriz demektir. Nokta et masa, nokta et sandalye gibi ürünler ekleyebiliriz. Bu önceki Entity Framework'te çalışıyordu dediğimiz gibi. Burada hemen çoka çok bir ilişkiyi tanımlamış olurduk. Ama 5.0 sürümüne kadar Entity Framework Core'a yerleştirmedikleri için bu sorunu şimdi ara tabloyla çözmek zorundayız. O da nasıl? Yine bire çok mantığıyla ürün tarafında biz bir ID'yi kaç defa görebiliriz? Bir defa görürüz. Ama onun yer aldığı join tablosundaki foreign key'de birden fazla görebiliriz gibi. Şuradaki müşterinin ID'sinin join tablosunda birden fazla görünmesi gibi arkadaşlar. Ya da işte ürün tarafından bakarsak bir ürünün ID'sini join tablosunda birden fazla görürüz. İşte bu sayede join tablosunu kullanarak aslında biz bu ikisi arasında şöyle biraz daha kalın yapalım. En kalınımız buymuş sanırım. Aslında ne yapmış oluyoruz? Çoka çok ilişki kurmuş oluyoruz. Ama bu çoka çok ilişkiyi kurabilmek için ortak bir tablodan yararlanmamız gerekiyor. Bir sorumuz varmış. O zaman join tablosunda da bire çok ilişki kuracağız. Fakat çoka çok ilişkiyi temsil edecek. Evet, aynen öyle Hasan. Bu Entity Framework Core'un 5.0 sürümüne kadar yaşayacağımız bir şey. Sorun. 5.0 sürümü geldiği zaman inşallah adamlar sözünü tutarsa ortadaki join'e gerek kalmayacak. Eski Entity Framework, eski .NET'le uğraştığımız zaman zaten böyleydi. Biz iki tane liste tanımlayıp normal nokta koyup diğerlerini çağırıyorduk. Ortalıkta kendiliğinden bir tane join tablosu oluşuyordu. Join tablosunun adını da ikisini birleştirerek yapıyordu. Müşteri, ürün gibi. Biz de bugün öyle yapacağız. Yani tablo sadece bugün bizim elimizle oluşturulmuş olacak. İleride Entity Framework bunu otomatik yapacak. Bunu da sanırım dediğim gibi hani bazı iyi özellikler kazandırmışlar performanstan falan ödün vermemek için yapıyorlar. Onu tam uygun bir hale getirmedikleri zaman sanırım plana dahil etmiyorlar. Çünkü adamların önceden yaptığı bir şey aslında bu. Entity Framework'ün eski sürümünde zaten vardı. Ama yeni sürümüne, ha yeni sürümün artı özellikleri yok mu? Çapraz platformunda çalışabilmesi başlı başına bir artı özellik dediğim gibi. O bazı kazanımlarını kaybetmemek adına sanırım her şeyi bir anda eklemiyorlar. Yoksa daha önceden yapılmış bir şey bu. Neyse o kısım neden niye olduğunu orayı çok bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki Entity Framework Core 5.0 sürümüne kadar çoka çok ilişkileri ortadaki bir join tablosuyla temsil etmemiz gerekiyor. Bu zaten normal veri tabanı yönetim sisteminde hep yaptığımız şey. Normal veri tabanı yönetim sisteminde iki tabloyu doğrudan bağlayamıyoruz. Değil mi? Biz de onu şimdi burada kullanacağız. Evet. Buraya kadar bir soru var mı acaba Hasan? Şu anlık yok diyorsunuz. Tamam. Güzel. Teşekkürler. Bizim yapmamız gereken ürün ve resim arasında kurduğumuz bire çok ilişkiyi arkadaşlar ürün ve işte kategori ürün tablosu ya da kategori ile kategori ürün tablosu ortadaki join tablosu arasında
kurmamız gerekiyor. Bugün yapmamız gereken budur. Bugünkü uygulamanın amacı da zaten ortadaki o join tablosunu oluşturmak. Onu oluşturduktan sonra ilişkiyi kullanma kısmını bir sonraki derse bırakacağız. En nihayetinde ortada şu tabloyu oluşturabiliyorsak SQLite'da bunların birer ID'leri görünüyor. Dikkat edin. Yukarıda kategoriler tablosu. Ürünler tablomuz zaten vardı. Yani şu tablomuz zaten var. O halde bugün bizim oluşturmamız gereken ne olacak? Kategoriler tablosu ve ortadaki ortak tablo. Ortadaki kırmızı ile gösterdiğimiz kısım ilişkilerden oluşacak. İlişkileri yönetecek. Dolayısıyla arkadaşlar o biraz soyut bir şey kalıyor. Yani bizim kategori varlığımız somutken, kırmızıyla yazalım. Hop. Kalında unuttuk onu tabii. Kategori diye bir şeyimiz var. Gerçekten tanımlıyoruz. Ne yapıyor? Anne bebek kategorisi. İşte ev yaşam şudur budur bir kategorimiz var. Bir ürün de gerçekten var. Oluşturuyoruz bir ürünü. Bunlar somut. Ama ortadaki ilişkileri tutabilmesi için aslında o da somuttur denebilir ama daha çok işe yaramıyor da hani soyut bir iş yerine getiriyor ya. O yüzden o da soyut bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Tablo olarak değil aslında. Yanlış yere yazdım. Şurada söylemeliydik onu. Ortadaki varlık soyut bir varlık. Biz onu hayal etmişiz. Böyle bir şey olsa demişiz gibi. Tamam. MVC'de her şey modelden başlıyordu ya arkadaşlar. O halde bizim bu tablolara ihtiyacımız varsa bunların modellerini oluşturmamız gerekmez mi? Değil mi? Gidip bir kategori modeli oluşturmamız lazım. Daha sonra kategori ürün modeli oluşturmamız lazım. Ve bunlar arasındaki ilişkileri ilgili modellere tanımlamamız lazım. Ki veri tabanlı yönetim sistemine bunlar aktarılabilsin. Tam bu noktada burada arkadaşlar bir kategori ya da şey ürünlerden bildiğimizden yola çıkalım. Bir ürün nasıl oluyordu da veri tabanı yönetim sisteminde ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Bakın orada şurada biz bunu tekil olarak ürün olarak görüyoruz tekil. Ama veri tabanı yönetim sisteminde SQLite'da o bizim önümüze çoğul olarak çıkıyor. Ürünler olarak çıkıyor. Bu işin tam geçiş noktası neresiydi? Hatırlar mıyız acaba? Yani modelde gördüğümüz context. Evet Hasan çok güzel. Teşekkürler. Örgün eğitimde böyle cevaplar alamamıştım açıkçası. Hemen o açıdan hoşuma gitti. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu işin tam geçiş noktası context dosyamız. Bir arkadaşımız daha katılmış. Hoş geldiniz Oral. Bu arada 4 diyor. Ha, ikisi benim zaten. Tamam. 4 oturmuş, 4 katılımcı var gibi. Biri bizim misafir, biri benim. Beni de sayıyormuş yani. Evet arkadaşlar. İşte context dosyamız Entity Framework'te ona önemli bir yer tutan. Niye açamadık context'i? Yan tarafta açılmış. DB context'ten türeyen Entity Framework'te tam böyle modelle veri tabanı yönetim sistemi arasında geçiş noktası oluşturan önemli bir şey dosyamız demiştik. Burada arkadaşlar işte elimizdeki bir ürün yan yana getirilip liste haline liste oluşturuluyor. Ürünler listesi. Biz ileride ne yapıyoruz? Bu ürüne ekliyoruz. DB context'ten türettiğimiz işte context diye bir nesnemiz oluyor. Nokta ürünler deyip baş harfi büyük nokta add diyoruz. Ona yeni bir ürün ekleyebiliyoruz. Burada ne yapmak lazım? İçine bir tane ürün referansı vermek lazım. New ürün diyerek böyle bir ürün ekleyebiliyoruz. Ya da çıkartabiliyoruz. Context add değil de remove diyoruz. Sorgu yoluyla bulduğumuz bir tane ürünü, atıyorum X diye bir ürünü bulduk. X ürünü çıkartsın diyebiliyoruz.
ekle, çıkart gibi işlemleri yapabiliyoruz. Ya da sorgulayabiliyoruz arkadaşlar. Context nokta ürünler ver komutunu kullanarak ne yapıyoruz? Sorguluyoruz. Burada da lambda işareti vardı. X bir ürün temsil etmek üzere X'in işte şu su şöyle olsun, bu su böyle olsun falan diye sorgulayabiliyoruz. Yani biz buradaki liste üzerinde çok rahat çalışıyoruz C#'da. Entity Framework'ün de tam olarak yapmaya çalıştığı bu. Sen diyor modelini oluştur, ondan da bir liste elde et. Ben o listede sen normal kayıtlarını ekle, çıkart, normal hiç veri tabanını kullanmadan yapıyormuşsun gibi yap. Ne zaman ki Save Changes'ı kullanırsan diyor, ben onu SQLite'daki ürünler tablosuna yazarım. Bakın ürünler tablosu. Ama bu tarafta ürünler listesi. İşte bu ikisinin arasındaki geçiş noktası bizim DB Context'imiz tarafından yapılıyor. Context dosyamız tarafından yapılıyor. Bugün de buradan başlayalım. Normalde modelden başlarız. Sanki modelimiz varmış gibi düşünelim diyoruz. Diyeceğiz daha doğrusu. Evet, buraya geldik context dosyamızdan. Bizim kategoriler tablosuna ihtiyacımız var ya, o halde onun modelini oluşturmalıyım diyoruz. Modelinden önce de burada bir tane property olarak durmalı. Property DB set listenin bir değişmiş hali. Entity Framework'taki hali. Kategori. Bir tane kategori yan yana gelerek birden fazla kategoriler listesini oluştursun istiyoruz. Tabii kategori diye bir modelimiz olmadığı için hata verdi. Önemli değil. Bugün tersten geleceğiz dedik ya. Normalde biz gidip modele elimizle yazardık. Şurada modeli elimizle oluşturduk dosyayı. Bugün de eklentiye bunu oluşturmuş olacağız. Kırmızının üzerindeyken arkadaşlar lambaya tıklarsak eğer kategori türünü oluştur diyebiliriz. Yani bize bir tane sınıf oluşturacak. Ama yeni dosyada. Tıkladık. Tabii biz şu anda e-ticaret kontekstin içinde olduğumuz için e-ticaret data yazıyor ya, kategoriyi de oraya oluşturdu. Normalde biz bunun modele oluşmasını isteriz. O yüzden gelip hemen bunu model namespace'ine alalım. Hatta dosyasını da alalım. Şuradan bu modelde dursa daha doğru olur. Buradan çektik. Modelin içine sürükledik. Soru soruyor. Evet, kategoriyi buraya aldık arkadaşlar. E-ticaret kontekste gidelim. İsterseniz şöyle bu noktada yavaş yavaş gidelim. Yani örgün eğitimde bu ikisini birden yapmıştık ama biraz işlerin karıştığını düşündüm. Sizde biraz daha ayrı ayrı gidelim. Bu kategoriler tablosunun veri tabanı yönetim sistemine yansımasını sağlayalım. Yani şurada resimler, ürünler var. Bir de kategoriler tablosu olsun. Tabii önce kategori varlığımızı bir netleştirelim. Yani biz şu anda oluşturduk ama bizim için kategori ne demektir? Maalesef belli değil. Bizim için kategori bir adı olsun. String. Adı. İşte anne bebek kategorisi. Ev yaşam şudur budur. Başka nesi olur bir kategorinin? ID'si olacak değil mi? Muhakkak doğru. Oradan bir şeye varmak istiyorum. ID'sini şimdilik bir tanımlamayalım. Ürün sayısını belki tutabiliriz. O hesaplanmış bir özellik de olabilir. Hani içindeki ürünler belli ya. Nokta count desek hemen ürününü verebilir. Açıklaması olur mu? Açıklama yapalım mı? Belki kısaca... Ev yaşam dedik ama kısaca belki böyle bir paragraflık açıklama yapabilir. Çok da uzun tutmayacağız ama hani bir iki tane özellik tanımlayabildiğimizi göstermek için. String açıklaması diyelim. Resmi olabilir belki. Resim tanımlamayı öğrenmiştik. Her kategorinin o kategoriyi hatırlatacak bir resmi olabilir. Değil mi? Şimdilik resmini yapmayalım ama. Peki. Bakın arkadaşlar. Bizim modelimiz varsa e-ticarette bu bir listeye dönüşüyorsa şunu alalım. Şuraya yapıştıralım.
C# tarafında bu kategoriler listesi diye değerlendirilecek. Ama Save Changes'dan sonra SQLite'da kategoriler tablosuna dönüşecek. Şey, oraya yazılacak. Yalnız şimdi arkadaşlar, kategoriler tablosunu acaba SQLite'da görecek miyim? Bakıyorum, SQLite'da yok. Burayı yenilesem de buraya kategoriler tablosu gelmiyor. DB Context modelde tanımladığım kategori modelinden ve DB Context'te tanımladığım listeden dolayı SQLite'a yansıması için ne yapmam lazım benim şimdi? Bunları buraya nasıl göç ettirebilirim? Migration'ları, değil mi? Çok güzel. Hasan, evet. Migration'ı yazmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim mevcut migration'ımız, şu anda bu aslında çekirdek verileri eklerken migration'ı ister istemez çalıştırıyoruz biz. Şurada. Database migrate diyoruz. Migration'ı devreye sokuyoruz. Ama şu anda bizim mevcut migration'ımız neler yapıyor bakalım. Migration dediğimiz içinde up ve down metotları olur. Migration'ı yürüt dediğimizde up metodu, geri al dediğimizde down metodu devreye girer. Up metodunda neler yapıyor bir bakalım. Ürünler tablosunu oluşturuyor. Resimleri oluşturuyor. Ama kategorilere dair hiçbir şey yok. Yani bizim bu migration'ımız şu anda yetersiz. O halde yeni migration'ları yazmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar SQLite'ın sınırlılığından dolayı migration'ları üst üste ekleyerek gidemiyorduk. Üst üste eklerken sorun olmuyor da geri alırken sorun oluyor SQLite'da. O da hiç önemli değil. Yani normal bir SQL Server'da bile çalışırken emin olun hep silip yeniden yazmak istiyor insan. Diğeri çok sağlıklı gitmiyor. İşte veri tabanında ne yapmışım? Yeni bir alan eklemişim. Ben bunu geri alabileyim. Bu her zaman böyle istenmiyor. Gerçekten. Bunu ben denedim yani, yaşadım. Merak etmeyin. SQL Server'da sınırlılığı olmayan SQL Server'da bile biz zaten şuradaki migration'ı silip yeniden oluşturuyoruz. Buradan sildim migration'ı. Veri tabanını da silelim. Şunu kapatalım. Belki şimdi engel olabilir. Close database. Şunu da sildim. Bu eski veri tabanı çünkü. Evet. Bizim ne yapmamız gerekecek? Kategoriler tablosunu SQLite'da veri tabanı yönetim sisteminde görebilmemiz için onu oraya taşıyacak olan, göç ettirecek olan migration'ı yazdırmamız gerekiyor. Migration'ları biz elimizle mi yazıyorduk? Up metodu, down metodu. Migration'ı nasıl oluşturacağız? Hatırlıyor musunuz? Evet, CLI'yle, değil mi? Bir araç kullanıyorduk orada Hasan. Hatırlar mısınız? Bu arada oralı arkadaşımız çıktı galiba. Buralar bize göre değil dedi. Evet, 3 kişiye düşmüşüz. Hasan, bir tek siz kaldınız. Yani size soracağım artık. Evet. Güzel. DF aracını kullanarak arkadaşlar bu işlemleri yapıyorduk. Biz zaten iki tane araç öğrendik. Bir code generator, bir de EF. .NET'ten sonra bunların adını yazarak çalıştırabiliyorduk. Şimdi EF ile migration'ları oluştur diyeceğiz ama EF aracı sizde kurulu olmayabilir. Onu bir kontrol etmek lazım. Enter'a bastığım zaman eğer ki tepki veriyorsa EF bize, hatta şurada bir işareti çıkıyor şöyle. ASCII kodlarıyla at gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. EF kurulu demektir. Değilse eğer, kurulu değilse bunu kurmak gerekiyor. Nasıl kuruyoruz? .NET tool install global parametresiyle kurmak gerekiyor. Her yerde geçerli olsun diye. Global-g yazdık. Kuracağımız aracın adı. .NET-EF. Başına .NET getirerek. Code generator olsaydı .NET-code generator diyecektik. Peki. .NET-EF dedik. Enter'a bastık. Ben de zaten kurulu diyecek. Siz de kurulu değilse de bunu önce kurmamız gerekecek. Tamam. Ondan sonra işte migration'ları oluşturmasını isteyebiliriz. .NET EF, .NET EF aracından aracıyla gideceğiz. EF dedik. Sonra migration'larla ilgili işlemler yapacağız ya. Migration migration
ne yapacağız? Yeni bir migration ekleyeceğiz. İsmi ne olsun? Biz genelde yapılandır veriyorduk. Veri tabanı yapılandırdığı için. İşte burada üst üste ekleyerek gitsek bir sürü migration olması lazım orada. Yapılandır. Şu alanı ekledim. Kategoriler tablosunu ekledim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bunları geri de alabilmek imkanı olacaktı. Ama dediğim gibi çok sağlıklı çalışmıyor orası. Şimdi yapılandır dediğim zaman burada bir hatayla karşılaşacağız arkadaşlar. Özellikle bu hatayı bugün görmenizi istiyorum. Burada şimdi kolaylıkla onu gidereceğiz ama bir sonraki karşımıza çıktığında iş biraz daha karışacak. Evet. Güzel derledi. Tam migration'ı yazmaya geldiği zaman bizim modeli beğenmedi aslında. Hasan demişti bize ID'yi ekleyelim diye, değil mi? Hasan. O ID ne için gerekliydi arkadaşlar? O kaydı benzersiz yapmak için, değil mi? Unique, tek bir tane yapmak için. Her şeyleri aynı olsa bile ID'leri otomatik artacağı için, farklı olacağı için primary key'imiz o kayıt benzersiz kayıt haline dönüşecekti. Ama bizim şimdi kategori varlığına bakınca adı açıklaması aynı olan bir değer verebiliriz gibi duruyor. Bir şu soru aklımıza gelebilir. ID'yi nereden biliyor farklı olacağını? Yani belki integer tanımlamışız, ID demişiz ama işte ID şeklinde yazarsak bu özel bir isim anlamına geliyor arkadaşlar. Doğrudan primary key oluyor. Ama biz bunun yerine atıyorum TC kimlik numarası falan desek, hani kategorinin TC kimlik numarası olmaz ama sonuçta bizim için ID'dir ama bunu program nereden bilecek dediğimizde işte o zaman key annotation'a ihtiyaç olurdu. Evet. Yalnız biz buraya gelip ID yazarsak bu zaten özel anlam taşıyor. Otomatik olarak primary key oluyor. Varsayılan olarak diyelim. Varsayılan olarak primary key oluyor. Ses dalgalanmaya mı başladı? Ben şu kabloyu aşağı düşürdüm. Sanırım bunda bir temassızlık var. Ses kontrolü nasıl arkadaşlar? Yükselip alçalıyor. Ya o sanırım temassızlık da değil ama bizim yayın mı gidip geliyor, ne oluyor onu anlayamıyorum. Peki şöyle yapalım. Bunu da bir oluşturalım. Tablonun oluştuğunu görelim. Ortak tabloya geçmeden bir ara verelim. Olmaz mı? Hemen şurada şimdi primary key'imizi tanımladığımıza göre yapılandırı çalıştırıyorum. Bizim migration'ları yazacak. Geri almak için migration remove yazın diyor. Demek ki oluşturdu. Bakalım. Migration'ımız burada. Yapılandıra bakıyoruz. Evet. Bakın bu sefer kategoriler tablosunu da eklemiş. ID alanını da otomatik artan olarak belirlemiş. Bunu nereden belirliyor? İşte ID özel anlam taşıdığı için. Tepesine key yazsak da yazmasak da ID primary key olmuş oluyor. Bu migration'ın olması veri tabanına yansıyacağını göstermiyor. Şu anda veri tabanımız da yok zaten. Veri tabanının olabilmesi için ne olması lazım? Bu migration'ın yürürlüğe konabilmesi için, daha doğrusu veri tabanının migration'a göre kendini güncelleyebilmesi için update, değil mi? .NET EF aracını kullanarak database'imizi update etmemiz gerekiyor. Enter'a bastım. Şurada şimdi kendiliğinden veri tabanımız oluşacak. Ne oldu? Bekliyormuşuz daha. Evet.
bakın veri tabanımız oluştu. Burada da zaten şeyleri kullanarak, SQL komutlarını kullanarak tabloları oluşturdum. Ses gitti. Tamam. Ara vereceğiz ama arkadaşlar. Ses de kesilmiş. Şu anda hiç mi yok ses bilmiyorum ama. Şöyle yapalım. Ses kontrol. Şu an bilgisayardan kullanıyorum arkadaşlar. Ses kontrol nasıl? Ses. Şu an bilgisayardan kullanıyorum. Biraz kısık o sanırım. Evet. Yani şu tablonun oluşmasını görmek istiyorduk. Bir ara verelim isterseniz. Ben de kayıtları durdurayım, yeniden başlatayım. Olur mu? Duyabiliyor musunuz beni? Bir ara verelim. 10 dakikalık bir ara olsun. Olmaz mı? 57 geçiyormuş. 13 dakikalık bir ara. 10 geçe burada olalım. 3'ü 10 geçe. Nasıl duraklatacağız?